Burada benim anlatacağım özel bir şey kalmadı ama fork varsa yardım edin. Şu an bunu... Bu yerden mezar taşı olarak burada tutuluyor. Arkaya dikkat. Yani böyle sarkı sarkı. Evet. Ürün var. Salonun en büyük kerevazlarından biri. Hocam şimdi Hüseyin Paşa'dan, Hüseyin Paşa'dan bahsetti. Hüseyin Paşa'nın İstanbul'da çok önemli bir yeri var. Tamam. Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram'ı temsilen. Yolculuğumuz başlıyor. Hazreti Muhammed Hürri Harbi'de yazılmış Hazreti Muhammed var. Örümcek ağı vermek istedim. Yine yanmamız mevcut. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndayız. Üzerinde kaplamış olduğu mezar taşı sayısıyla ülkemizin en büyük Türk-İslam dönemi mezarlığında bulunmaktayız. Ahlat'a bu ünvanı verilme sebebi üzerinde birçok kitabe barındıran bu mezar taşlarıyla birlikte üzerinde yer alan o dönemin sanatkarlarının adlarının Üveys adlı sanatkar tarafından ele alınmıştır. Alanda toplamda 32 farklı taş ustası, sanatkar bulunmaktadır. Mezar taşları doğu-batı istikametinde yerleştirmiş olup batı bölümüne şahide olarak isimlendirdiğimiz, yani ölen kişi taraflarda ise bir boğduk halinde ayet-el kürsü. İki gün boyunca Bitlis'te değerli arkadaşlarım, Türkiye'de İhtisas sahibi üniversitelerle bir araya geldik. Bilhassa bölgesel kalkınmaya hizmet eden, bölgesel kalkınma konusunda çalışmalar yapan 25 üniversitemiz bir araya gelmek suretiyle yıllık olarak bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Biz Türkiye'de üniversitelerimizin bir kısmının bölgesel kalkınma konusunda odaklanmalarını arzu ediyoruz. Pek çok alanda bölgesel kalkınmaya hizmet eden üniversitemiz var. Çay konusunda örneğin, tuz konusunda, efendim termal sular konusunda, sair pek çok alanda, zeytin konusunda, fındık konusunda uzmanlık kesbetmiş ve bu alanda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan üniversitelerimiz var. Bu geçtiğimiz sene itibarıyla Bitlis Eren Üniversitesi de bölgesel kalkınma misyonu İhtisaslaşma programı içine dahil edilmiş bir üniversitemizdir. Bitlis Eren Üniversitesi gerçekten bilhassa turizm potansiyeliyle dikkat çeken bir şehrimiz. Şehrin merkezinde bulunan pek çok sayıda cami, türbe, kervansaray veya han gerçekten bütün gerek yurt içi turizm faaliyetleri noktasında gerekse yurt dışı turizm açısından çok kıymetli bir potansiyel taşıdığını fark ettik. Zaten bu sebeple de turizm konusunda odaklanan bir üniversite olarak Bitlis Eren Üniversitesi'ni tespit ettik ve ilan ettik. Üniversitemize kadro desteği veriyoruz, program desteği veriyoruz. Dolayısıyla kadroların bir kısmını ve programların bir kısmını turizme, bölgesel turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerde kullanmak üzere üniversitemiz faaliyetlerine başlamış oldu. Yükseköğretim Kurulu olarak Bitlis Eren Üniversitesi'nin turizm konusunda ihtisas sahibi olması ve bölgenin kalkınmasına hizmet etmesini fevkalade önemsiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Bitlis gerçekten tarihi dokusunu muhafaza eden illerimizden bir tanesi. Bilhassa şehrin merkezinde yer alan yapılar gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de pek çok ilin, pek çok ilde çalışan, yaşayan insanların ilgisini çekecek mahiyettedir. Dini maneviyat turizmi açısından da önemli bir doğrusu gelişme kaydettiğini
fevkalade memnuniyetle izlemiş olduk. Bitlis Eren Üniversitesi'ni diğer üniversitelerimizden ayıracak bir başka vasfı ve hususiyeti var. Onu da bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Bir üniversiteye bölge, şehir sahip çıktığı zaman o üniversite çok hızlı inkişaf ediyor, kalkınıyor ve gelişiyor. Biz Bitlis Eren Üniversitesi'nde bunu fark ettik. Bitlisli hayırsever, iyiliksever, Bitlis'in önde gelen ticaret, sanayi insanları üniversitemize sahip çıkıyorlar. Bunu fark ettim. Bu fevkalade önemli. Biz diğer illere de Bitlis Eren Üniversitesi'nin bu vasfıyla örnek olmasını beklediğimizi buradan ilan etmek isterim. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.